Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ün Ilgaz Dağı'na gelen turistleri ilçe merkezine çekmek için başlattığı proje çalışmalarında önemli bir adım atıldı. Ilgaz'da yıllar önce yıkılan gavur hanının olduğu arsanın mülkiyeti hak sahiplerinden satın alındı. Bak burası han. Şöyle kameraya göstersek başkan. Burası han. Eski gavur hanını aynen yerine yapacağız. Burası birebir mi eskiye göre? Eskiye göre birebir olmasa da aynı model. Konsept. Şimdi bu hanın içi aynen böyle kafeteryası olacak. Ve bu boşlukların her biri 15 tane yöresel ürün dükkanı olacak. Aynı Kastamonu'daki Nasrullah'ın arkasındaki ufak taş dükkanlar gibi olacak. Ortası da restoranlar olacak. Tabii, ortası da kafeterya. Dış görüntüsü de han ve hamamın bu olacak. Bu birebir aynı. Burası han, bak ilerisi hamam. Tarihi hamamımız da olacak. Hamamın içinde gençlerimizi unutmadık. Gençlerimizi hamamı sevdirebilme adına bir havuz da yapacağız. Yani yüzebilecek gençler. Aynı. Onların ihtiyacını karşılayacak büyüklükte havuzumuz da olacak. Fin hamamımız da olacak. Buhar hamamımız neyse içinde hepsi olacak. Ilgaz Belediyesi'ne ait tarihi Osmanlı hamamının yanında bulunan ticaret hanı, restore edilerek Ilgaz Turizmi'nin hizmetine sunulacak. Aslına uygun şekilde motel olacak. 15 odalı bir motel. Ve şu da içinin birebir oda görüntüsü. Han hamamın olduğu kısmın içinde şimdi olacak. Hanın birinci katı turizm çerçevesi olacak. İkinci katı motel olacak. 15 odalı bir motel. Yani hanın aslına uygun şekilde öyleydi eski han. Şimdi de aynı şekilde ama tabii ki lüks bir oda olacak. Bu projemizde bütün finansmanı sağlandı. Bu da yaklaşık 18 milyonluk falan bir proje. 200 milyon içerisinde. Tabii. 18 milyonluk falan bir proje ama bunda taşın altına ben de elimi koyuyorum. Hepsi hibe de olması mümkün değil. %50-50 çalışıyoruz. Yaklaşık bir 7 milyon civarında bir ihale yapıldıktan sonra fiyatlar biraz düşer. 18 milyonun belki 12-13'e düşer. Bunun içinden biz de 3-5 milyon lira gibi bir yatırım yapacağız. Yani bütün varımı yoğumu harcayacağım bu işi. Ilgaz'a kazandı. Ne olacak? Gelen turisti burada ağırlama imkanımız olacak. Ve ne olacak? Bu yaban hayatı müzesini burada birinci katta bu giriş kapısının sol tarafında 120 metrekare bir alanda bu ama 1500 metrekare burası. 120 metrekare bir alanda bu 70 tane tanetimizi de sergileyeceğiz. Yaban hayatımızda sonra kullanacağız. Yani dışarıdan bölgesinde yaşayan hayvan. İlçede ticari hareketliliği artıracak ve ekonomiye ivme kazandıracak olan tarihi hanının yeniden hayat buluyor olması, yöre halkı tarafından takdirle karşılanıyor.